Tekrardan merhabalar. Fonksiyonlarda dördüncü kısmımız oluyor bu videomuz. Bu videomda bir örnek yapacağız arkadaşlar. Örneğimizin adı dik üçgen. Bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Formülümüz vardı. Hipotenüsün karesi eşittir birinci kenarın karesi artı ikinci kenarın karesiydi. Biz bunu Pascal'da yazarken neyi kullanıyorduk? Sec rt fonksiyonunu kullanıyorduk. Ne demekti? Kare kökünü al. PHP'de de aynı komut geçerli arkadaşlar. Şimdi hemen fonksiyonumuzu oluşturalım. Function dik üçgen diyelim. İki tane parametre alacak. Birincisine dolar $A1 diyelim. İkincisine dolar $A2 diyelim. $A2 dedik. Şimdi kod bloğumuzu açıp kapatalım. Kod bloğunda dolar hipotenüs diye bir değişkenimiz olsun. Hipotenüs eşittir. Şurayı kopyalayayım arkadaşlar. Şöyle. Yalnız tabii şuralara dolar yazmam lazım. Dolar $A1. Dolar $A1. Şurası da yine dolar olmalı. Evet. Daha sonra ekrana bulduğu sonucu yazsın. Hipotenüs diyelim. Fonksiyonumuzdan çıkalım arkadaşlar. Şimdi bunu formdan mı yapalım yoksa direkt parametre mi gönderelim? Form daha güzel olur arkadaşlar. Bir form oluşturalım. Tabi ondan önce şu kısmı bir keseyim. Şurada PHP'yi kapatalım. Şurada dolar kenar 1 diye bir değişken oluşturalım. Formdan geleceği için dolar get mi post mu olsun? Post olsun. Dolar post metodunu kullanalım arkadaşlar. Köşelilik parantezler arasında name'imizi yazalım. Name'imizin adı K1 olsun. Birinci kenar şeklinde. Şunu da hemen kopya edelim. İkinci kenarı oluşturalım. Buna kenar 2 diyelim arkadaşlar. Şuna da K2 diyelim. Tamam, şimdi PHP'den çıkalım. Formumuz oluşturalım HTML kodlarına. Form dedik. Action kendi içerisinde belirsin. Buraya şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz ders 2'de çalışıyoruz şu an. Ders2.php de diyebilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Ya da içeriğini boş tutunca şu şekilde arkadaşlar. Kendi içerisinde kontrol etmiş olacağız. Metodumuz post metoduydu. Metot post şimdi table'ımızı oluşturalım. Table suspending yanlış mı yapmışım? Evet. Suspending 5 olsun. Suspending 5 olsun. 5 olsun. Daha sonra tr açalım arkadaşlar. Sonra td açalım. Şurada td'yi kapatalım. Tekrar bir T'yi de açalım. Birinci kenar yazsın. Birinci kenar. Sonra input'umuzu oluşturalım. Input
çarpı numerik olacak. Numerik dedikten sonra, hatta video uzun olmasın diye ben bunları önce yazayım arkadaşlar, daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, formumuzu oluşturduk. Şimdi bir şurada form açtık. Action, kontrol edeceği alanı kendi içerisinde boş bıraktık. Metodu postu, post şeklinde gönderecekti. Name kısmı K1'di. Kenar 1'de K1'le aldı. İkinci kenarın uzunluğu, ha şurada K2 yazmayı unutmuşum, kopyalayıp yapıştırdığım için. Name kısmı K2, kenar 2 ile post metodu ile K2 şeklinde çekecek. Sonra submit diyeceğiz, gönder diyecek. Gönder değeri de hesaplı olacak. Daha sonra PHP'ye yeniden giriş yaptık arkadaşlar. Dik üçgen fonksiyonunu çağırdık. Parametre, iki tane parametre istiyordu. $A1, $A2. Biz bunu dışarıdan argüman şeklinde belirtmiştik. Kenar 1 ve $Kenar2 dedik. Kenar 1 formdan gelecek K1 verisiydi. Name alanı K1 olan. Yani birinci kenar. Kenar 2 form alanından gelecek K2 name'e sahip. Yani ikinci kenar olacaktı arkadaşlar. Şimdi özel üçgenler vardı. Hatırlarsınız. Bakın şu an ekranda hata verdi 9. ve 10. satırda. Bunun nedeni arkadaşlar, form kendi içerisinde kontrol ettiği için şu an kenar 1 ve kenar 2'nin değeri yok. Yani biz şu an buraya değer girmedik. Biz bir tane değer girdikten sonra bu hata mesajı ortadan kalkacaktır. Yani bu hatanın temel sebebi atanmamış değer şeklinde derleyici kabul ettiği için. Mesela 3-4-5 üçgenimiz vardı. Birinci kenara 3 diyelim arkadaşlar. İkinci kenara 4 diyelim. Hesapla dedik. 0 yazdırdı. Neden yazdırdı? Ona bir bakalım. Bir yerde bir hata yaptık o zaman. Hatanın nedeni kenar 1, kenar 2. Bir kontrol edeyim. Hatamız daha önceki örneklerde sürekli olarak bahsettiğimiz return şeklinde belirtmem lazımdı. Ben buraya echo ile yazmıştım. Şurada da echo dik üçgen şeklinde yazmam gerek. Şimdi çağıralım. Bakın arkadaşlar, mesela 3-4-5 özel üçgenimizdi. 5-12-13 özel üçgenimizdi. 5 diyelim şuraya, 12 diyelim. Hipotenüsü 13 olarak vermesi lazım. Hesapla 13. Şuraya 3 diyelim, şuraya 4 diyelim. Hesapla dediğimde 5 veya 3'ün katı 6, 4'ün katı 8, hesapla dediğimde 10 olarak vermesi lazım. Tüm bunlar yerine şunu da yapabilirdik. Şuraları ben bir sileyim arkadaşlar. Ya da formu sileyim. Şurada formu sildim. Kes diyelim. Şunu da bir kaldırın. Şurayı da yorum satırı olarak görelim. Böyle yazmış olsaydım şuraya kendim parametre girseydim 3,4 yazmış olsaydım, fonksiyonun yapmış olduğu işlem tamamen aynı. Yani sadece bizim görünümüz açısından şurada bir form oluşmayacak. İşte ne bileyim, hesapla butonumuz oluşmayacak. Ama sonucumuz aynı olacak. Şu an ekranda 10 yazıyor. Yine 10 yazdıralım. 3'ün katı 6, 4'ün katı 8. Kaydettik. Çağırdık. Gördüğünüz gibi 10 yazdı. Veya parametre girmek yerine dışarıdan parametreyi dışarıdan alıp buraya argümanı yazabilirdim. Şöyle olabilirdi. Şimdi yorum satırını kaldıralım. Şuraya ne diyelim? 3 kere 5 15. Şuraya da 4 kere 5 20 diyelim. Şimdi argümanları yazalım. Dolar kenar 1 virgül dolar kenar 2 şeklinde yazdıralım. Ne olacak? Bu normal bildiğimiz 3-4-5 üçgeni 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı
O zaman hipotenüs de uzunluğumuzun 3, 4, 5 olduğuna göre 5 kere 5, 25 olarak ekrana yazması lazım. Dik üçgen hipotenüs uzunluğu, hatta şuraya şöyle yapabilirdik. Hipotenüs, string değil olsun, hipotenüs uzunluğumuz eşittir diyelim. String'imizi kapatalım. Şöyle. Daha güzel oldu. Hipotenüs uzunluğumuz 25. Bu örneğimizi bitirelim. Bunu da sizlerle paylaşayım az sonra arkadaşlar. Daha sonra bir de array örneği yapalım. Ve fonksiyonlar konumuzu bitirelim. Şimdilik hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.